Bir şutun adam ve top ağlarda. Durum 3-2 oluyor. Rıdvan'ı kaçırdı Ünal. Rıdvan rakibinden sıyrıldı. İkinci rakibinde geçerse tehlikeli. Gol! Gol atıyoruz sayın seyirciler. Rıdvan Fefen'le mücadelede. Ortadan hareket eden Feyyaz Oğuz var. Rıdvan ortaya doğru yöneliyor. Rıdvan Oğuz'a gelmeli top. Tekrar Rıdvan. Bıraktı Oğuz'a. Oğuz'dan Rıza'ya. Sağının her yerindeyiz. Rıza topu aldı. Bırakıyor Oğuz. Oğuz ortasını yapıyor Oğuz. Feyyaz. Dönüyor Feyyaz. Vuruyor ve gol. İşte gol. İşte Feyyaz. Türkiye 3 Avusturya 0. Mükemmel bir gol. Sağının her yerinde varız dedik. Sağının her yerinde gollerimizde de varız. Avusturya'yı sağdan siliyoruz değerli seyirciler. Türkiye 3 Avusturya 0 gol Feyyaz. Muhteşem bir gol. Avusturya karşısında 3-0 öne geçiyoruz. Gol Feyyaz. Real Madrid'de görev yapan Hugo Sanchez'in gollerini hatırlatan bir gol atıyor Feyyaz. Nefis gol görüntüde. Türkiye 3, Avusturya 0, gol Feyyaz. Hakan vuruyor. Feyyaz vuruyor. Gol! Gol Feyyaz vuruyor, gol. Karşılaşmanın bitmesine 5 dakika kala durumu 2-1 yapıyoruz Feyyaz'ın golüyle. Bu arada İzlandalı futbolcular hakeme itiraz ediyorlar. Ancak hakem gol noktasını, başlama vuruşunu gösteriyor ve İzlandalı futbolcuların itirazı niye? Evet, son 5 dakika bir beraberlik şansı elde edebiliriz. Bu arada Pérez Sánchez yardımcısıyla konuştu. İşte golü bir kere daha seyrediyoruz. Hakan'ın vuruşunda defanstan seken topu Feyyaz çok iyi takip ediyor. Az önce değerlendiremediği pozisyonun ardından bu vuruşu golle... ...vuruşunu kullanacak. Evet, artık beraberlik golü geliyor. Ama daha önceden sinyalini verdi. Geliyorum dedi. İşte geliyor. Feyyaz topun başına doğru. Feyyaz vuruyor. Gol! 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 Feyyaz! Feyyaz ve saatime bakıyor. 37. dakika. 37. dakika. Gol Feyyaz. Ünal. Daş doğru yıkı. Oy stolpen. Oy mol. Det har liksom ligget i lufta, og det Feyyaz som skårer. Han skårer etter 11 minutter og 40 sekunder, og det 3-1. Han starter med en kort tyrkisk corner, og litt fram og tilbake, og hvor denne opptærende Ünal kommer seg løs og får slått et innlegg, og hvor tyrkerne har veldig mange folk akkurat rett foran Einar Rosbach.